Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Safir Mekanik firmasına konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Gökhan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Gökhan Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Bizi tercih ettiğiniz için biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Gökhan Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Burada yapmış olduğumuz faaliyetlerden ve işlerden bahsetmeden önce. Gökhan Bey'i tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Buyurun. Tabii ki. İsmim Gökhan, soy ismim Altekin. Sektöre 2000'li yılların sonunda sektörde görmüş olduğum açıktan dolayı neler yapabilirim diye bu sektöre başlangıç yaptım. Sektörde geçmişe dayalı biz babadan bize geçen bir meslek bu. Yani baba mesleği diyebiliriz. Babadan bayrağı aldık. Aynen, babadan bayrağı aldık. Daha iyi neler yapabiliriz bunun için uğraşıyoruz. Evet. Yani çalışmış olduğumuz firmalara da en iyi sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sektördeki açıklığı da giderdiniz aslında. Yani Konya'nın da bu konsepte ihtiyacı vardı. Muhakkak. Yani şöyle, bizim uygulama alanımız sadece tesisat değil. Mekanikle alakalı bütün işlerde yardımcı oluyoruz firmalarımıza. Nasıl oluyor bu işlem? Yani biraz burayı tanıyalım, firmayı tanıyalım. Buyurun. Safir Mekanik 2000'li yılların sonunda kurulan bir ticaret işletmesi. Sektöre girdiğimizde belli başlı firmaların taşeronluğunu yapıyorduk. Daha sonra kendimiz bu uygulamayı yapmayı düşündük. Ve sırasıyla işte ufak tefek işlerden büyüyerek bugünlere geldik elhamdülillah. Evet. Tüketici olarak biz de bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz Gökhan Bey. Uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Evet. Yani bu bizde bir algı. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani bu tip işleri yaptırırken, çünkü çok uzun yıllardır sektördesiniz. Evet. Buyurun. Şimdi bu uygulamada esas olan malzemenin kalitesidir. Kaliteli ürün kullandığın zaman yani yapıcı firmayı da memnun edersin. Bu memnuniyet firmanın seni teşvik etmesini ve diğer firmalara örnek teşkil etmesini sağlar. Biz de bu şekilde çalıştık. Yani şöyle bir şey var aslında, yani şunu anlamak gerekiyor tüketici olarak. Kalite ucuz alınmaz. Muhakkak. Bunu bilmek gerekiyor. Bu bilinçli olursak zaten bir sıkıntı da olmaz. Evet. Değil mi? Muhakkak. Şimdi Sinan Bey, yani kaliteli ürün isteyeceksin ki kaliteli iş çıksın, kaliteli uygulama çıksın. Şimdi kaliteli uygulama yapabilmek için de muhakkak ürünlerini kaliteli kullanmak zorundasın. Evet. Yani biz bu uygulamayı bu düşüncede geldik. Bugünlere elhamdülillah bunun sayesinde geldik yani. Evet. Hizmet sektörü zordur ama. Zor, yapılabilecek bakalım. Hatalar ciddi sonuçlar da. İnsanları memnun etmek zordur aslında. Evet. Sizin de mutlaka olmazsa olmazlarınız vardır. Nelere dikkat ediyoruz burada hizmet verirken? Biz hizmet verirken öncelikle dürüstlük, kalite. Ekip arkadaşlarımdan şunu istiyorum. Yani yapmış olduğunuz işi yaparken önce kendiniz benimsemeniz lazım. Müşteriye de güler yüzlü davrandıktan sonra her şey kendisi olup gidiyor zaten. Yani kesinlikle, yani önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz muhakkak, aslında. Muhakkak. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Tabii, ne bekliyorsanız burada onu yapıyoruz. Biz sonuçta yani bu işi sadece yapmıyoruz. Sonuçta biz de birilerinden hizmet alıyoruz yani. Mutlaka, çünkü hepimiz birbirimize bağlıyız aslında, evet. Bakmış olduğumuz zaman. Ama bence sizin başarınızın sırrı, severek yapıyorsunuz işinizi siz de. Muhakkak. Yani severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Yapmış olduğumuz işin arkasındayız, bunun bilincindeyiz. Evet, belki de babanız Yüksel Bey'in bıraktığı en büyük miraslardan bir tanesi budur. Muhakkak. Babamın benim üzerinde emeği çok büyük. Ona da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Bize saygılarımızı gönderelim Yüksel Bey'e buradan. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, bu şekilde söyleyelim. Peki çalışmış oldunuz bölgeler neresi? Yani biz, genelde Konya mı, çeşitli yerler var mı? Biz Konya içine genelde hizmet veriyoruz ama Konya'nın ilçelerine de, yani yeri geldiği zaman Konya dışına da hizmet veriyoruz. Evet. Bizi arz talep meselesi aslında. Aynen öyle. Peki dönersek bir çıraklığınıza belki. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani buralar hallediyor muydunuz bu yola çıkarken? Elhamdülillah. Rabbimden ne istediysem hepsini verdi. Rabbime şükürler olsun. Benim programım vardır. Her 5 yıl ne yapacaklarımın listesini yaparım. Ona göre hedefimi çizerim. Yani program doğrultusunda ilerliyorsunuz. Rabbim de bu 5 yıl içinde ne istediysem verdi. Bu şekilde yürüyoruz elhamdülillah. Yani. Ama tabii bunun için de sürekli mücadele içerisindesiniz. Tabii, bu da bir gerçek. Aslında hedef de bitmiyor değil mi? Bitmez. Ne insan hayatında, evet. Ne sektör bazlı. Sürekli gelişiyor. Bunları da buradan hatırlatalım. Buradan son olarak
Son sözlerinizi almak istiyorum. Buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize, Konya'ya, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Gökhan Bey? Yaklaşık 15 yıldır hizmet sektöründeyiz. Bizi bu yıl, yani bu süre zarfında desteklerini esirgemeyen bütün müşterilerimizden teşekkür ediyoruz. Bizleri tercih etmelerinin sebebi, eminim yani bizim onlara sunmuş olduğumuz kaliteli hizmettir. Evet. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de herkesi buraya davet edelim. Tabii ki. En azından bir çay kahve içmeye davet edelim. Muhakkak. Herkesi bekliyoruz. Işte. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum çok Gökhan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Konya'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Safir Mekanik firmasına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.